Usta Erhan Şensoy geliyor. Benim yazdığım şeylerde birden fazla sözü olmalı, bir şeyler söylemeli. Yoksa bunu niye yapıyoruz duygusuna kapılırım ben. Bu tiyatroda olsa, kitapta olsa, sinemada olsa, evet, televizyonda olsa. Bir şey söylemeyeceksem niye oradayım diye düşünürüm. Biz Seven abinin çarşambalı olduğunu biliyoruz ve Seven abiye bir çarşamba ayakkabısı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Güzel değil mi? Arkasına basarak giyiliyor. Hayır, en azından birinin arkasına basmak zorunlu var. Çünkü bu giyilmesi çok zor bir ayakkabı. Fakat bundan giymesen de çarşambada adam sayılmıyorsun. Herkesin ayağı tırnakları batar, nasıl olur ama bunu giyerler. Niye bilmiyorum. Teşekkür ederim. Seven abi, kavuk kime verecek? Var mı son olarak bir şey? Veya Rasim abiye vermemeniz için iki sebep alayım sizden. Bu usta-çırak ilişkisi içinde gelişen bir şey. Benim başta Rasim olmak üzere ortonizlerde 50 kadar çırağım var. Ben emekli olurken onlardan birine vereceğim. Onlardan birine verecek ama değil mi? Evet, evet. Ama yani bizim boşuna ağzımız sulanmasın bu kavuk. Evet, evet, evet. Sen hiç ilgilenme bu konuyla. Biz seni ilgilendiren bir konu değil. Ha, kesin bence o en başta ilgilenmeli. Bizim de hani yani kavuk için bir şey yapmışlığımız olmadığı için oturuyoruz yani zaten. Bir öyle bir şeyimiz, evet, özel ilgi alanımıza girmiyor. Ama bu şu ben bayağı kendime çok özür dilerim. Hiç öyle kavuk değil, bal tabağından güzel. Şöyle uzak bir şey.